Talal El Madi'den Türkiye ile ittifak çağrısı. Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ürdün'ün önde gelen aşiret liderlerinden aynı zamanda Senato üyesi olan Talal El Madi, ülkesinin Türkiye ile ittifak yapması gerektiğini dile getirdi. Talal El Madi, bölge ile ilgili vizyonu olan ve bize yakın tek ülke Türkiye kalıyor. Bundan dolayı Türkiye ile ittifak halinde olmalıyız ifadelerini kullandı. Talal El Madi, Ürdün ve Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Gelecek dönemde mutlak şeffaflığa büyük ihtiyaç duyuyoruz diyen Madi, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı güçlü aktörlerin bölge için planları olduğuna işaret etti. Madi, Ürdün'ü bekleyen endişe verici muhtemel gelişmeleri hükümet yetkililerinin değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek Arap ülkelerinin İslami ilkeler üzerine oturtulmuş bir projesi olması gerektiğini, ancak mevcut şartlarda bunun mümkün görünmediğini vurguladı. Bizim çıkarımız nerede? Bizim çıkarımız nerede diyen Mahdi şöyle devam etti. Çıkarımız Fars projesiyle birlikte olmak mı? Ben kesinlikle ama kesinlikle hayır derim. Çıkarımız Siyonist projenin ve ABD projesinin yanında olmak mı? Elbette hayır. Bunda bizim herhangi bir çıkarımız olamaz. Bunların dostlarına ve müttefiklerine karşı hiçbir vefası yoktur. Tek ülke Türkiye kalıyor. Mahdi geriye bölge ile ilgili vizyonu olan ve bize yakın tek ülke Türkiye kalıyor. Bundan dolayı Türkiye ile ittifak halinde olmalıyız ifadelerini kullandı. Talal Mahdi, iki tür söylemimiz olmalı. İlki Türklere dönük, diğeri de bölgede Türkiye karşıtlarına dönük diye konuştu. ABD'den ne kazandık diye sorarak mevcut vizyondan daha farklı bir ulusal stratejiye sahip olunmasını temenni ettiğini belirten Mahdi, belirli bir istasyonda durup siyasi gidişimizi değerlendirmemiz gerekiyor tespitinde bulundu. Aşiretçilik ve particilik. Ürdün'ün tüm toplumsal yapılanmasının aşiretler üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Mahdi, ülkedeki rejimin özel çıkarlarına uygun olan aşiretlere yoğunlaşarak onları yönetim sisteminin dayanağı haline getirdiğini belirtti. Mahdi, bu sistemi korumanın bir hedefinin de aşiret mensuplarını siyasi örgütlenmelerden uzak tutmak olduğuna dikkati çekti. Ürdün'ün bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Mahdi, buna rağmen hükümetlerin birçok sorunu aşiretçilik üzerinden çözebildiği için bu sistemi desteklemeye devam ettiklerini anlattı. Ben aşiretlerin devletin siyasetini çizmeye kalkışmalarına karşıyım. Bu siyasi partilerin işidir diyen Mahdi, ancak siyasi iradenin demokratik yoldan parti çalışmasına fırsat vermesiyle aşiretler çerçevesi dışında bir kültür oluşturmanın mümkün olabileceğini söyledi. Mahdi, siyasi parti çalışmalarının Ürdün'de doğru bir şekilde yapılmadığını savunarak, krallığın bu konunun işler hale getirilmesi için çağrıda bulunmasına rağmen başarısız olunmasını uygulamaya dair hükümet iradesinin olmamasına bağladı. Reform kanunları. Mahdi birkaç ay önce Kral 2. Abdullah ile görüşmesinde kralın ülkenin kalkınması için halkın kendisinin düşüncelerini desteklediğini, ancak hükümetlerin onu dikkate almadığını ve talimatları göz ardı ettiğini söylediğini aktardı. Aşiret lideri Mahdi, kral genel hatları belirler. Hükümetlerin yapması gereken ise ayrıntıları uygulamak. Bizim sorunumuz hükümetlerin yürütme iradesinde değerlendirmesini yaptı. Türkiye'deki gibi seçim barajı uygulanmalı. Mahdi, Türkiye'de olduğu gibi seçimde baraj sisteminin uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Ürdün hükümetinde başta seçim yasası olmak üzere reform kanunlarını çıkaracak gizli bir elin ortaya çıkmasını umduğunu ifade eden Mahdi, böyle bir aktörün belirmesi halinde ülkeye ve halka hizmet etmek için onunla işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ürdün'de son genel seçim 2016'da yapılmış ve milletvekilleri ilk kez partileşmenin önünde önemli bir engel olarak kabul edilen
taşınamaz tek oy sistemi yerine seçim listelerine dayalı yeni yasayla seçilmişti. Parlamentonun anayasal görev süresi 30 Nisan 2020'de doluyor ancak Şubat 2020'de feshedileceği ve erken seçime gidileceği tahmin ediliyor. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Bir Arap ülkesi daha Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Katar, Sudan, Libya gibi ülkelerden sonra Araplar uyanmaya başladı arkadaşlar. Yani bu belki de her geçen gün bunların sayısı artabilir. Yani Allah'ın planı işliyor her zaman. Türkiye öncülüğünde bir İslam Birliği kurulacak diyorduk her zaman. Ve Türkiye, her biri şu an Türkiye'yi lider olarak görmeye başladı. Ve Türkiye'nin giderek yükselen gücünü çok iyi görebildikleri için Türkiye'ye yakınlaşmaya başladılar. Özellikle Libya'daki yapılan, Libya ile yapılan anlaşma birçok ülkenin fikrini değiştirdi. Türkiye'ye karşı bakışı değişti birçok ülkenin. Yani Türkiye'nin süper güç olduğunu kabul etmeye başladılar. Tabii süper güçten kastım arkadaşlar sadece maddi olarak demiyorum ben. Yani bir, şöyle düşünün, bir zengin bir adam vardır bir köyde. Bir de itibarlı bir adam vardır. Çok zengin değildir ama herkes ona fikir danışır ya da ne bileyim, herkes ona saygı gösterir. Bu zengin kişiden daha itibarlıdır o köyde. Benim kastettiğim olay da budur. Yani Türkiye belki hani diğer süper güç devletler kadar maddi olarak güce sahip değildir. Ama itibar olarak birçoğundan daha itibarlı. Bunu G20 zirvelerinde bütün dünya zaten çok iyi gördü, görüyor. Şimdi Türkiye'nin durumu da buna benziyor arkadaşlar. İtibarı çok yüksek, özellikle bölgede bütün bölge ülkelerinin güvenini kazanmış durumda. Ve Türkiye'yi lider olarak görüyorlar. Her geçen gün yeni bir Arap ülkesi, aşiret lideri çıkıp Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyor. Ve Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu anlatıyor insanlara. Bütün dünya gündeminde bu açıklamalar gündemi sarsıyor diyelim. Yani 2023'e kadar birçok şey değişecek. Türkiye'ye karşı bakışlar değişecek. 2023'e kadar inşallah çok daha, hem Türkiye kendi yapmış olduğu hamlelerle adından söz ettirmeye devam edecek, hem de diğer ülkeler Türkiye'ye karşı daha fazla bir yakınlık, bir sığınma moduna geçecekler arkadaşlar. Hatta bazı Avrupa ülkeleri bile Türkiye'den bahsetmeye başladı. Yani Türkiye'nin yönetim şekli, Türkiye'nin istikrarı bütün ülkelerin şu an gözünde ve bütün birçok ülkenin hayali oldu. Birçok ülkenin hayali oldu çünkü Türkiye'yi örnek alıyorlar. Türkiye'yi örnek gösteriyorlar başkalarına da. Bu çok çok önemliydi arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten bu Türkiye'nin başında şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu için ne kadar şükretsek azdır diyorum ben. Çünkü çok iyi bir idare biçimi var. Birileri hala diploma derdinde. Ama şunu söyleyeyim, diploma demek eğitim demek değildir sadece. Bir insan diploma sahibi olmasa bile isterse kendini 100 tane diploma almış gibi eğitebilir. Bu kişinin tamamen kendisiyle alakalı biliyorum. Kaldı ki zaten şiir yazıp şiir okuyabilen bir insan kesinlikle boş bir insan değildir. Yani diploma demek, bütün her konuyu çok iyi diploma sahibi olan kişi bütün
bütün konulara hakim olan biri demek değildir. Sadece kendi alanında uzmanlaşmış ve diploma almış demektir. Mesela diyelim bir profesör, ben bizzat yaşadım. Bir profesör, fizik profesörü. Ama müzikle ilgili adamın hiçbir bilgisi yok. Yani müzik kulağı yok adamda. Allah ona öyle bir özellik vermemiş. Ve müziğe dair en ufak bir şey yok. Müzikle ilgili bir terim söylediğinde o ne demek diyor. Yani hiç duymamış bile. Ya da şöyle söyleyeyim, başka bir profesör, matematik profesörü ama Kur'an-ı Kerim'de elif harfini bile tanıyamıyor adam. Yani elif harfini bile bilmiyor. Yani sadece matematik alanında profesör olmuş. Bu yüzden hani diploması sadece onun matematik alanında ilerlemesine sebep olmuş. O adamı gel ülkenin başına koysak ülkeyi yönetemez. Çünkü liderlik başka bir şey. Şimdi birileri hala tutturmuş, yok diploması yok. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız zaten İmam Hatip mezunu olduğu için o dönemde İmam Hatiplerin başka bir bölüme geçmesi yasaktı. Yani ben bile İmam Hatip mezunuyum. O dönemin sonlarına yetiştim. Çünkü bizden sonra bu sistem kalktı. Tayyip Erdoğan sayesinde. Yani İmam Hatip mezunu olan biri başka bir bölüme gidemiyordu bizden önce. Bizden sonra bunun önü açıldı. İşte Tayyip Erdoğan dönemi çok daha eski olduğu için o dönemde zaten yasaktı arkadaşlar. İmam Hatip diploması olan biri başka bir bölüm okuyamazdı. Yani sadece ilahiyat okuyabilirdi. Ve Tayyip Erdoğan başka bir bölüm okumak istediği halde buna izin vermediler o dönemde. Ve binlercesine yani izin vermediler. Tayyip Erdoğan da açık öğretimden lise tamamladı. Ve o şekilde açık öğretimden üniversite bitirmek zorunda kaldı. Çünkü okumasına izin yoktu. Şimdi bu yüzden hani diploma belki o dönemde bu şartlarda yani böyle sorunlar olabilir. Ama bu kimin suçu? O dönemdeki yöneticilerin suçu. Her neyse, yani diploma demek dünyadaki her şeyi biliyorum anlamında değildir. Sadece o alandaki bütün çalışmaları tamamlamıştır. Kendi alanıyla ilgili işte doçent olmuştur, profesör olmuştur, bilmem ne olmuştur. Ama onun dışında hiçbir şey hakkında fikir sahibi bile değildir adam. Yani o yüzden diplomayı çok çok önemsemeyin arkadaşlar. Önemli olan kişinin kendisini en iyi şekilde donanımlı hale getirmesidir. En iyi şekilde yetiştirmesidir. Bu çok daha önemli. Kaldı ki bize ülke yönetiminde en gerekli olan şey liderlik vasfıdır. Liderlik vasfını da ben şu an Tayyip Erdoğan'dan daha üst düzey birini göremiyorum liderlik konusunda. O yüzden Tayyip Erdoğan iyi ki var yani bu ülkenin başında, yoksa bizi yani helak ederlerdi. Suriye gibi çoktan yaparlardı. O yüzden dualarımız onunla. Evet arkadaşlar, şimdiden herkese hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.